Sen açılış yapabilir Başlattım mi? ben. Arkaya bak, Şampiyonlar Ligi gibi. Ben burada geldi ciddice konuş şimdi. Her neyse, toparla bakalım. Bak, melodiyi dinle. Herkese merhaba arkadaşlar, video bakanımıza hoş geldiniz. Bugün alışık olmadığınız bir video ile karşınızdayız. Bugün görmüş olduğunuz üzere Peugeot 103 Beastar konuğumuz kendisi Burak Çağ kardeşim var, hoş geldiniz zaten. Motor hakkında konuşacağız, motor farklı, özel. Hem motor hakkında, daha sonrasında ufak bir gezme videosu yapabiliriz. En azından motoru giderken çekeriz. Tabii iki ayrı video da olabilir. Tam netleştirmediğim videonun uzun kısalığına göre değişebilecek bir şeyler bunlar. Her neyse, motorun ufak ufak kliplerini izleyeceksiniz ara ara biz konuşurken, sohbet ederken. Ara ara böyle videolar da atmak istiyorum. Çünkü nadide bir motor bana göre. Benim zaten Peugeot zevkimi de biliyorsunuz, Peugeot Mobilet. Daha önceki benim motor da orada yatıyor şu an. Kafası mafası dökük. Ona da bir bakım yapacağız yakın zamanda. Her neyse, motoru size şöyle söyleyebilirim. Şuradaki vidasına kadar orijinal. Orijinal olmayan ufak tefek şeyler var. Onlar da keyfi ve orijinalleri değil. Örnek veriyorum. Sen benzin musluğunu değiştirdin söylemiştin biz tanıştığımızda. Benzin oltumunu portumunu değiştirdin. O ateşleme kablolarını değiştirdim. Bakamamıştım. Onlar var. İlk önce bir Muratcan tanıyalım. Kendini tanıt baba bize. Ben 21 yaşındayım. Üniversite öğrencisiyim. Güzel. Ben zaten uçak bakım okuyorum. Mekanik tamam. Falan sökmeyi, takmayı severim. Bu da benim hastalığım yani. Hani çocukluktan beri hayalimdi. Böyle bir tane orijinal Peugeot olsun, dursun garajda. Kabasıyla. Allah gönlümüze göre de verdi, bir tane bulduk. Boyasız. Berk de bahsetti zaten. Aynen. Her yeri orijinal işte. Ufak tefek kendimiz yaptık zevkimize göre bir şeyler. Jantlarımızı değiştirdik falan. O şekilde. Şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Motor cidden harbiden orijinal ve plaka ruhsatlı. Az sonra zaten göstereceğiz ruhsatın detaylarını vesairesini. Kapatmamız gereken yerleri kapatıp size ruhsatı, şase numarası falan karşılaştığı onları gösteririz. Daha başka söyleyeceğimiz bir şey. Motor cidden temiz, boyasız. Hani şu deposu vesairesi içi. Bunların tabi kliplerini arayabileceksiniz siz. Yani her şey 10 numara olması gerektiğinden kat kat daha iyi. Belki fabrikası görse şu an geri isteyebilir bile. Orası da bir fayda meçhul. Varsa bir Peugeot daha önceden yaşlı dayılardan falan fabrikada çalışan. Onu da alırız beraber gezeriz. bizim kitleye pek hitap etmiyor gibime geliyor açıkçası. Çünkü bizim izleyen kısım biraz daha ABC'ye kaçıyor, biraz da hızlı, aksiyonlu bu videoları seviyor. Ama arada böyle videolar da çekmek güzel. Çünkü yani bulunması it kumaşı derler ya, aynı bu şekilde. Motor maşallah var. Hiçbir sıkıntısı, sorunu yok. Kendisi de Bostan'da oturuyor değil mi? Evet, Bostan'da. Bostan'dan buraya tek marşta geldi. Şimdi daha sonra motorun alma hikayesini dinleyeceğiz. Daha sonra motora ileride yapacağı bir değişiklik veya işte nedir onun ismi, binecek mi, sürecek mi, yoksa saklayacak mı? Hani bunlar da yani açıkçası. Motorun kilometresi vesairesi çalışıyor. Çalışıyor. Orijinal hepsi. Onlar da yanında sıkıntı yok. O zaman bir senden motorun alma hikayeni dinleyelim. Motorun alma hikayesi şöyle oldu. Ben bir motor alacaktım zaten. Bakınıyordum öyle. Letgo'da şansıma denk geldi. Aradım, konuştum falan filan. Motor 2017'de çekme belgeliydi. Motorun ilk trafiğe çıkış tarihi kaç? 98. 98. 98 model. Ben aldığımda... Ben şu ruhsatı da alayım bir bakayım orada. Ben aldığımda 3300 kilometredeydi. Şu an 4627 kilometrede. Aldık motor işte. Çeşme'den tek maçta buraya geldim. Daha zaten rodajı falan olmamıştı. Makine açık değildi. 50'yi geçmiyordu. Aldık motor işte. Getirdik. Satışını aldık. Vizesini yaptırdık. Tekrardan bir ruhsat değişikliğine gidiyor. O şekilde ilerliyor. Plaka çıkıyor. Aynen, plaka çıkıyor. 500 lira gibi bir masraf olmuştu bize. Tabi bu fiyatlar değişiyor çünkü değişiyor. Ülkemizin gereği vergiler, KDV'ler, ondan sonra kaçak su bedeli vesairesi, kağıt parası, A4 kağıt parası güncel olarak değiştiği için zamlara yetişemiyor kimse. Biz bu belki videoyu biz 3 sene sonra izlerken 500 lira sadece bir motor alma bile olabilir. Evet. Değişir. Umarım düşer. Ülkemizin durumu da iyi gider. Buradan bir sosyal mesajımızı verelim. İnşallah. Benzin fiyatları çok güzel. Biz 26 Temmuz'da aldık satışın işte. Çeşme'den getirdik motoru. Söylediğim gibi benzin altımını değiştim. Buji kablosunu değiştirdim. Bakım amaçlı. Karbüratörünü temizledik. Aynalarımız orijinal değil. Aynalar orijinal değil. Fabrikasyonlar da evde duruyor.
Orijinal egzoz da duruyor aynı şekilde evde. Bu da orijinal bir malzeme üstündeki sarı kaynak. O şekilde tertemiz benim depomda duruyor. Ayda bir kere çıkarıyorum, siliyorum, tozunu alıyorum, çalıştırıyorum. O sayma sesini dinliyorum. O zaten benim kahvemi alırım. O aynen sesi öyle dinlerim. O bana yetiyor yani. İşte bunu şu an belki video 35 kişi izliyor. Belki 55 kişi izleyecek, belki 5000 kişi izleyecek. Ama bunu, bu ince detayları aradaki, evet, bu işin hastası olan, daha önce sahibi olmuş veya böyle bir şey hevesi, merakı olan kişiler anlayabilir. Evet, evet. Açıkçası herkesin anlayacağını tahmin etmiyorum. Yani umarım tabii herkesin zevki de bir değil. Aynen öyle. Kimisi Peugeot mobiletleri yarışık için seviyor. Çift silindir, tek silindir yapan var. 130, 140, 150 var. Şu an kamera arkasında olan Toprak kardeşimiz var mesela. O yok diyor, yapmıyoruz mu yarışık, öyle yapmıyoruz mu, şöyle yapmıyoruz mu, evet, kanı hızlı akıyor. E tabi herkesin zevki bir değil, aynı şekilde Tofaş'taki gibi en basit örneği vermek gerekirse, İzmir işine, Adana'sı, olsa busu. Hepsinin ekonomisi değişiyor. Hepsi değişiyor. Şahsen benim fikrim, yani az önce Toprak'la da bunun konusunu tartıştık. Sohbete döndü biraz olay ama sıkıntı, evet, yok. Bir yarışık motoru herkes, parası olan herkes yapabileceğini düşünüyorum. Ya da en azından bir ustaya güzel paralar vererek yarışık motor yapıp toplayıp yarışabilir. Ama herkes orijinallikte bulamayabilir. Aynen. Aradaki o ince mesafeyi yakalamamız lazım. Çünkü hani orijinal toplayan da var. Şöyle söyleyeyim. Gidip en ufak vidasına kadar orijinalini bulup alan takan da var. Ama şöyle bir farkın burada olmasının da en büyük nedeni hani toplama değil. Aynen. İşte Ankara'dan orijinal cevat alanı buldum, onları getirttirdim. Onu şöyle oldu, bu böyle oldu değil. Bu motor direkt fabrikadan çıkmış. Bir yaşlı dayı da. Aynen, yaşlı bir dayımız. Alıyor. Sahibi. Kullanmıyor pek. Kullanmıyor. Kaç bin kilometreye kadar onda? 3000 kilometreye kadar onda. Ondan sonra komşusu çok ısrar ediyor. En sona da ama bilmiyor. O komşusu çok uyanık. Ben onun hikayesini ettim. Şimdi siz anlayacağınız. O komşu adamı yıllarca sat. Ne yapacağım bunu, ne edeceğim bunu. O kar peşindeyim şu adam. Daha sonra komşusuna satıyor. 2017'ye kadar işte vizeli bir şekilde vizeden vizeye motor çıkarıyor, çıkarmıyor. Vizesini en son işte 2017'de yapıyor. 2017'de vize bitiyor, en son bu komşumuza geçiyor. Ben de komşudan satın aldım. Komşu da ilgilenmemişti motorla. Ben aldığımda açıkçası bu jantlar, mantlar paslıydı, böyle değildi. İlk halde var, ben atarım belki. Aynen, onları da koyarız. Daha sonra işte sen komşudan alıyorsun. Ben komşudan satın aldım. Komşu da bu videoyu izliyorsa, kendisi çok kıl biriydi. Motora dokundurtmadı, sürdürtmedi, sadece çalıştırdı, başka hiçbir şey yaptırmadı. Yani yağına kadar bana vermedi. Kapı yağlarım dedi, o yağla vermem dedi ya. Böyle satıcılar da var aramızda. İlla ki var. Ben mesela geldiğinde bir motor satarken ederken, adam alacak, para verecek sonuçta. Bin diyorum, biniyor. Kimisi mesela çok nazik kullanıyor motoru. Hani diyor adam çalıştı, ortası yapmadı, indirken yavaş indiriyor. Kapta ben bunu yaşadım. İki tane Manisa'dan geldi zaten. O Manisa'ları pek sevmem. İzleyen Manisa varsa herkese bir kefeye koymak istemiyorum ama Manisa'da bir motora bakmaya geldiklerinde hani adam motoru çok hor kullanmıştı. Ben adama inat ettim, satmayacağım diye. O yüzden 50 lira bile pazarlık payı bırakmamıştım. Ama bir yandan da şöyle bir mantığı var. Hani adam da korkuyor olabilir. Çünkü orijinal motor seni tanımıyor. Abimizde zaten şeydi, etiketçi bir abimizdi. Serçesi 120 ördü falan vardı. Hani şekilde böyle bir hobi garajında saklıyordum motoru. O da siliyordu, tozunu alıyordu. O da güzel bakıyordu işte. İşte videolarda da göstereceğiz. Dikkat, %5 oranlı iki zamanlı kitleye motor yağı kullanırız. Hani benim motorumda da var bunlar ama açıkçası benim motorumdakiler orijinal değil, üstündeki. Ama işte bu ince detaylar, en ufak şu kablo geçiricinin üstünde olması. Yani şeye değiniyordum, konu konuyu açtı arkadaşlar, kusura bakmayın da. Yarışık işte var, yapan var, yatan var. Ama herkes bu tarz motor bulamıyor ve piyasada şu an plaka, ruhsatlı, vizeli, direkt satış alınabilecek motorlara cidden çok yüksek paralar söyleniyor. Bir yandan haklılar, bir yandan da değiller. Çünkü şöyle bir şey var, haklı olmalarının nedeni, eşi benzeri yok veya bir belli bir piyasası yok. Böyle 100 yok. Tane, 150 tane Letco sahibine girip, şimdi kimisi var, adam 10 senedir yatırıyor motoru, 10 senedir vizesi borcu var, osu borcu var, trafikten işte çekme belgeleri çevirmemiş. Adamdaki borcunu öde, üstü 3.000 lira var, borcun kaç para çıkacağı belli değil. Ortalama piyasası da size şöyle söyleyeyim, şu anki fiyata göre, benim bildiğime göre, şu an plakalı, ruhsatlı, düzgün, yani bu tarz zor illaki vardır tabii, yok değil de. Ama bu tarz motorlara, yani ben daha görmedim şahsen böyle 10 milyardan aşağı isteyenini. Ya oluyorsa da çok nadir, köy yerinde bilmeyen adam ya da yaşlı bir dayıdan işte öyle denk getirirsen alabiliyorsun. Ama işi bilen
Yani piyasanın içinde olan adamlar 15, 16, 17'ye kadar isteyen var. Hatta sahibilerle ben bir ara TikTok videosu paylaşmıştım. 32 bin lira falan vardı. Yani cidden bulunma sit kumaş dedikleri bu. Sözünü kesiyorum. Mesela çıkıyoruz cadde, yani 20-30 bin liralık motor olan arkadaşlarım var benim. Drifti olan mı dersin, SR olan mı dersin, 250'lik makine. Çıkıyoruz mesela Boston'da, podyuma koyuyoruz motoru. Hiçbir o motorların etrafına gitmiyor. Gelip bunu soruyorlar. 5-10 kişi başına toplanıyor. Satar mısın, satar mısın? Ya maşallah çok güzel. Allah razı olsun hepsine. Hani ben buraya gelene kadar da zaten 4 aynen kişi yapmıştı bana. Sana da anlatıyorum aşağıda. Sürekli işte satar mısın tepkiler. Güzel oluyor yani. Hani insanlar kalkıp 20-30 bin liralık motora bakmaya gelip buna bakıyorlar. Etrafına toplanıyorlar. Ya çok güzelmiş. Nereden buldun? Dedenden mi kaldı? Aç aç babacığım. Miras mı kaldı? Dayıdan mı kaldı? Hep böyle Allah razı olsun güzel tepkiler. İşte bunun geliyor. Peugeot sahibi olan ve orijinal binen kişiler daha çok anlar. Benim bile motorum bu kadar orijinal derken bana bile çok yazan eden vardı. Satıyor musun? Tamam. 5 bin lira verelim, şu parayı verelim. Açıkçası benim motorum orijinal değil ama bana 30 bin lira da versen satmam. Aynı şekilde sen de şu an 30 bin lira para versen satmazsın. Çanakkale'den mesela yapıştılar. Hani adamlar yalvardı, 13 bin, 14 bin para gördü. En son 13 dedi adam. Ben yok dedim abi, satmıyorum. Hani satılık değil motorum. Arkadaşı yazdı sonra adamın. Gene 14 bin lira teklif etti. Arkadaşlar videomuzu balıyla kesen Enler geldi burada motoruyla. Onu bir alıp geliyorum şimdi. Bekle, başımın belası. Bekle. Dan. İçeri geç. Video çekiyoruz. Telefonunu sessize al. Otur. Kardeşim vereyim size, çanta getirdim. Video çekiyorum şu an. İçeri geç. Sessize al. Telefonu sessize al. Kurdacının sesini duydunuz mu? Duydum. Kardeşim benim, selam aleyküm. Yani selam aleyküm. Aykıyorsunuz mu? Ver çantayı ver. Değil aşağıya. Babacım telefonu sessiz al. Videomuz zaten fazla uzun olmayacak. Motor her şeyine kadar orijinal bile olsa. Enver abi. Şerefime Facebook'ta. Enver abi. Çantaya hangi köpten buldunuz? Bir şeydi. Tamam, hangi köpten buldun çanteyi? Kapının önünde lan, size hediye bırakmışlar yemin ediyorum. Tamam sen otur, bizim zaten fazla da video. Birader bu motor hiç çekme belgeli olmamış mı? Hep sürekli plakalı sattınız mı? 2017'de. Oldu. Siz yeniden vize çarptık. Biz yeniden vizesini yaptık. Yeni yaptık. Çıkarttık. Evet. Sen nerede kalmıştın en son? Neyse, Çanakkale'den çanak fiyat geldi. Oldu. 13 bin geldi. En son bir arkadaşı yazdı. 14'de bize bırak. Abi dedim yok hani 30 bin de versen. Çok samimi söylüyorum, o samimiyetinize dayanarak. Hani 50 bin de verse vermem çünkü bir maddi bir ihtiyacım yok. Allah'a bin şükür, inşallah da olmaz. Hani seviyorum ben, bundan zevk alıyorum. Hani olay yani orada işte yani o para çıkıyor. Olayı. Ne demek istediğiniz hani olay şimdi? Hani şu para olayı gerçekten yalan değil. Hani söylüyor ya 50 bin derse satmam. Vallahi de satmam yani. Yok gerçekten o satmam. İzlediğiniz işte o Ünal Turan'ın videolarında falan etiketçilerde de var. Bana diyor 300 bin lira da versen vermem. Cidden hani. Gerçekten öyle geliyor. Lafı değeri olan hani doğru konuşan adam vermez. Açıkçası ben bunu yıllardır söyleyeyim. Benim Peugeot'um bu kadar orijinal değil. Ben 30 bin lira versen ben vermem. İşte herkesin bir zevki var. Kimi şu an videoyu izleyecek ki. Ulan bu motor 30 bin lira etmez. Motor en fazla 5 bin lira veririm diyen de olacak. Kimisi diyecek ki. Ulan keşke benim olsa, şu an 100 milyar borcum olsun diyen de olacak. İki tür insan var işte. Aradaki o ince, o inceler hep böyle pıt pıt değmesi aynen lazım. Motorumuz güzel. Başka söylemek istediğim bir şey. Heh, bundan sonrası motoru şu an ama kilometresine bakacağım. 4629. Az sonra gezeceğiz o 4000. Ömrüte çalışıyor mu? Çalışıyor. Adeden oğlum kontağına kadar çalışıyor. Kontağı mı var oğlum bunun? Kontaklı mı? Benimkinden değil. Aç bakayım birader bir. Ya marş yaptığımızda gösteririz sana şimdi. Kontak, korna vesaire her şey. Marşı yapmış falan da var he? Marş değil oğlum, ayak marşı. He tamam, pedal baba şaşmaz. Her neyse, detaylı gösteririz zaten motoru. Bundan sonra motoru sürmeye aktif kullanmıyor zaten de arada sırada çıkıyor. Kullanmıyorum, ayda bir kere tozunu alıyorum, yıkamam da zaten. Cilalı yatıyor üstünde şeyle, örtüsüyle yatıyor. Tozunu alıyoruz. Çıkarıyoruz bir sokak öteden dönüyoruz, yağmur yoksa, toz yoksa. Güneşliyse hava. Çıkarıyorum bir tur atıyorum. Koyuyorum yerine aynı. Tertemiz. Peki bu şekilde bundan sonra böyle mi devam edecek? Bundan sonra da muhtemelen böyle devam edecek. Allah'ım bir aksilik vermez işte. Ufak tefek düşüncemiz var tabii ki. İlla olabilir yani. Bu şekilde düşünüyoruz. Vallahi ben açıkçası bin ortamdaki şimdiye ilgi olsun bir şey olsun. Bindiğim her motora bir yerden bir şey buluyorum. Kendi motorumda da var mesela. Gidonum yok. Bunu bir abire söylüyorsunuz videolarda. Tamam moralimi bozmayın artık. Onu da buradan herkese bir yerden yapayım. Bir şey buluyor. Benim hurdacıma 10 şeyi buluyor birader. Tamam, benim motorumda gidonu yamuk evet. Kafam direksiyon bir tık bir önde bir tık geride böyle. Onu da düzelteceğim, ben alacağım param olunca. Onu da buradan duyuyorsun. Benim de tabii illa o FATF çiziği var ama. He burada var mesela. Bunlar büyük tane malzeme bir şey taşımış. Burada bir şey koymuş. Onlar çizmiş. Muhtemelen. Ama aynen. Hani şu tarafta bu tarafta güzel işte güzel yan kapaklarda öyle abartı derecede bir şey yok. İnce olunca da olacak o. Olacak o kadar ya. Eski motor.
Bir şey sorabilir miyim arkadaşlar? Sözünüzün bitmesini bekledim. Bak ne kadar nezih bir insan. Evet. Orijinal boyası mı? Orijinal boyası. Bir damla da hiçbir yerinde boy yok. Allah Allah. Ustada baktı buna. Vizeye oturduk. Ben onu merak ediyorum şimdi. Nadide bir çiçek işte. Görüyorum ya sana. Nadide bir vizesi ne zaman bitiyor? 2023'ün 4. 2023'te teker yaparak TÜV Türkiye girersin. TÜV Türk'te de zaten artık. Kaldığımız yerden devam arkadaşlar. Ufak bir videoda bir sorumuz oldu. Boyası dedik, boyası orijinal. Orijinal. Hiçbir yerinde boya, hiçbir şey yok. Başka söylemek istediğim bir şey yoksa artık motor ofisesine duyalım. Tamam. Şeyini söyleyeyim, bakalım detaylarına bir bakalım. Tamam, bakalım. Var mı söylemek istediğin herhangi bir şey biraderim? Yok, teşekkür ederim. Rica ederim. Ayrıca Instagram'dan sormak istediğiniz soru olur veya işte motorla ilgili başka bir şey olur. Instagram hesabına bırakalım. Koyarsın. Açıklamaya bırakıyoruz onu da. Oradan ulaşabilirsiniz Muratcan'a. Valla nadire bir çiçek. Daha söyleyecek herhangi bir şey yok açıkçası. Şunu söyleyeyim. Sizlerden tek bir ricam var. Maşallah. Kazasız belasız. Nazar değmesin. Aynen. Yorumlarınızı bekliyoruz. Çünkü önemli şeyler. Ince detaylar yani. Olmayacak şeyler oluyor ondan sonra. Ama cidden 10 numara 5 yıldız. Yani şu koltuğun altındaki vidaların bile bütün vida setleriyle birlikte orijinal olması beni benden aldı. Geldiğinde ne söyledim zaten. Ben askerde olurum. Saçacak olursun. Bir şey olur, ayrı bir mevzu olur. Dedim telefon numaram var, direkt beni ara. Ben dedim askerden olsam parayı denkleştirir, sana gönderirim, gelince satış alırız dedim. Sıkıntı yok, motor senin herhalde. Eyvallah, sağ olasın. Güzel, umarım videomuzu da beğenmişsinizdir. Az sonra çalıştırıp biraz turlayacağız. Onun videolarını da çekeriz. Geri kalan artık şeyde detaylarını göstereceğim size klip olarak. Allah'a emanet olun, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ayağına da sağlık, teşekkür ederim buraya kadar geldi. Sen de kırmadın bizi. Aynen öyle. Başka söyleyecek bir şey yok. Kanala abone olmayı, like, yorum atmayı unutmayın. Motorla istediğiniz bir video olursa, Muratcan'la müsait olursa ve güzel bir fikirse yapılabilir. Örnek veriyorum. İşte dersiniz, motorla bir gezme vlog yapalım. Gezme vlog istiyoruz. Motora Muratcan biner, ben CG binerim. Motorla iki motor gezeriz. Veya bir fuarda denk geliriz, bir fuara götürürüz, bir şey olur. O tarz video istediğiniz bir şey varsa, ama yorumlara baba yazmayın, yok üstüne yazsanıza kaç görüyor. Ondan sonra işte koltuğu falan söksenize yatın üstüne. Ondan sonra pedalı sökün, bisiklet mi bu falan filan yazmayın. Arkada ben diyen toprak var şu an. Hızını soracaklar şimdi. Hızını doğru. Tek kişi üstünde fabrikasyon karbüratörü. Bütün her şey orijinal, ben garanti veriyorum. Onun İtalyan yok. 12-12. Tamam. Fabrikasyon karbüratörü bak. 49 cc. Tek kişi, ben zayıfım zaten. Aynen. 90 görüyor bende tek kişi. 2 kişi bindik mi 80 yapıyor. 15-15 karbüratörümüz vardı önceden. 2 kişi 90 neti vardı veya 90 hiç kesilmeden. Gidiyordu şu an fabrikasyon, tek kişi 90 yapıyor. Bana neti hızla da bir işim yok. Şu konuda da değinelim. Çeşme, İzmir arasında bilmeyenler olabilir. Videoyu başka şehirlerden izliyor. Motor Çeşme'den İzmir'e, yani senin oturduğun yere büyük ihtimalle 103 kilometre. Motor 103 kilometre hiç durmadan buraya kadar kesinlikle geldi. Zaten ben ilk başta hayran kaldım. Burayı tarif ederken yanlış tarif ettim. Bir anlaşamazlık oldu. Dik bir rampa var böyle. O rampayı falan çıkmış. Enver. Pofu abilerin yokuşu biliyorsun. He. Bu bir min oradaydı aşağıda. O kanların yanına oradaydı. Tamam. Ben dedim ki oradan yokuşlarına dümdüz çık. Çıkmaz. Pofu abilerin oraya kadar çıkmış. Ta bakkal yok mu? Çıkmış. Ben aşağıdaydım. Enver çıkıyor. Çıkıyor. Gaz kesmeden çıkıyor. Çıktı. Gaz kesersem yalan çıkmış. Yok şimdi burada. Yalan atmayayım. Çıkmış. Ben çıktım. Ben driftteydim, gittim aldım. Bir baktım ta yukarıda. Bağırıyorum gel deyin. Kendim demeyeyim ki bağırmışım. Adam beni nasıl duysun. Allah'tan senin evin önünde buluştuk tam orada. Oradan buradan hiç bana mısın demeden çıktı geldi. Yokuştan. Biliyorlar ben yanlış olmasın, küçükken bunları nasıl sanıyordum biliyor musun? Fabrikasyon çıkışı, koltuk yok, orada düz bir tahta var sanıyordum. Yemin ediyorum küçükken gördüğüm her mobilet öyleydi. Evet, ben her mahallede, mahalle arasında, köyde, orada burada olan hani illaki orijinal var. Senden öğrendim ben de onu. %85'i Enver'in anlattığı şekilde işte oynanmış. İşte alt takıma yüklenmiş, CG tokatlayan, kap büken motorlar da var ama bu şekilde de nasip olursa öyle motora denk gelirse biz izleyen kişilerden onda da bir vlog çekmek isteriz, tanıtımını yaparız, deneriz, bakarız, ayrı bir video olur. O zaman detaylarına geçelim, artık gerisi size bir marşın sesini duyalım. Allah'a emanet olun, kanala abone olmayı, like, yorum atmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Enver, tespihine senin, kaydeteye geçtim, takipte kalın. Şunun kokusunu bilen mi ne? Hastası olur. Kokusunu bak, kokusunu sesi demiyor.
benimki ne stop etmiyor kontaklar. Bülent bizde kimde vardı? Bir şey diyeceğim. Bunun makine neden gerilme geriye? Geriliyor. Geriliyor. Sen bunu şu an boşta anlayamazsın. He. Geriliyor ama. Bizde kimde mi vardı? Bizde birinde vardı. Kontağı cikletesi miklesi çalışmıyordu hatta. Karbüratöre parmak atıp öyle kapatıyordu. Furkan'ın mobil etmiydi? Evet. Kontağı hiçbir şey yok. Cikle mikle yok motorda. Karbüratöre parmak koyuyorsun. Havayı motor kesin. Havayı kesiyor. Motorda bir yer, motorda depodan harç başka hiçbir şey yoktu. Ama güzel cidden maşallah. Güzel dumanlı. Göstereceğim mi onu? Ne? Şeyi mi iyi söyledin ya? Kapağı mopağı. Ha aynen onu gösterir. Çek çek sen. Orijinal anahtarı var ha. Dur top ben şunu onun filibini alacağım. Kapak anahtarı. Top mu top da çalışıyor. Onu evet. Çekersin. Çalıştı. Bekle şunu hepsini alacağız. Oh, duman çıktı ya şimdi mobilyat olduğunu hissettim. Oo geldi. Hissettiriz. Netleyebilir misin? Geldi. Ben bir göreyim. Başka neyi var bunun? O da kendi anahtarı. Çalıştırma. Benim anahtardan daha güzel. Şimdi baba senin burada şeylerini kapatmamız anahtarım lazım. Anahtarım yok. Şimdi bir odaklar mısın abiciğim? Motoru görüyorsunuz. RBG39. RBG39 ilk plakasıymış. Peugeot Star. Rengi gözüküyor. 35 çeşme plakası. Rengi nerede? Yani. Rengi kırmızı. Şöyle göstereyim. Geri kalanları zaten görebiliyorsunuz. Maşallah. Kazasız belasız. Sorunsuz sıkıntısız. Şöyle bantlarımızı söküp. Şu cezaevi pandası çizmiyor mu İlyar orayı? O şeyden geldi. Cezaevinde bir abimiz vardı. Onun hediyesi. Taktık öyle ondan. Nasıl kıstım? Tamam. Orijinal. Hiç kazası yok bir yerdeyim motoru. Ciddi bu anlamda. Arka biraz yanmış da. Götter. Aç şunu anahtarla. Benzine alma. Anahtarı yok. Al geri yukarı götür. Perişan yok belki de orijinal peşin. Ben nereden çıkacağım ya? Yakınları atar mısın bunu olayla? Valla aşağıdan ben de biliyorum. Ben de yukarıdan getirdim de daha iyi olmaya hep onu çekeceksin tamam mı? Tamam. Arkamdan yavaş yavaş gel bir seri çekelim. Ya yarıma kadar atarsın. Nereye? Yakın yerim diye. Aça aça versin yakın yerim. Ah!
Geldiğin yöne götürecek.